Bismillahirrahmanirrahim. Kitabımızın üçüncü dersiyle bugün tekrar birlikteyiz. Daha önceki iki dersimizde kendimizi tanıtmayı öğrenmiştik. Bu dersimizde de keyfe haluke, nasılsın sorusunu sormayı ve buna verilecek olan cevabı öğrenmeye çalışacağız. Birinci alıştırmamız unzur bak, unzur bak, vestemi' dinle, vestemi' dinle, ve ait e tekrar et alıştırması. Önce bakacağız, dinleyeceğiz ve tekrar edeceğiz. Muhammed ve Fadıl arasında geçen yine güzel bir diyalogumuz olacak. Esselamu aleykum. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Keyfe haluke nasılsın? Keyfe haluke nasılsın? Bizim bugünkü dersimizin kalıbı olacak. Keyfe haluke Ene bi hayrin. Ben iyiyim. Ene bi hayrin. Ben iyiyim ve elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Ben iyiyim. Allah'a hamd olsun. Ve keyfe haluk ente? Ve sen nasılsın? Ve keyfe haluk ente? Ve sen nasılsın? Bi hayrin. iyiyim ve elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. İyiyim. Diyaloğumuzu isterseniz bir kere daha okuyalım. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Keyfe haluke? Ene bi hayrin ve Ve keyfe haluke ente? Bi hayrin ve İkinci alıştırmamız unzur bak. Unzur bak. Ve istemi' dinle. dinle. Ve istemi' dinle. Ve e'id tekrar et alıştırması. Bakacağız dinleyeceğiz ve tekrar edeceğiz. Burası önemli çünkü bu resimlerin hangi tabirlere karşılık geldiğini tam olarak ezberlememiz lazım. Hemen şöyle bakalım. Muhammed kendisini gösteriyor bakın burada. Muhammed kendisini gösterdiğinde ene ben anlamında. Muhammed fadılı gösterdiğinde ente sen anlamında. Fadıl bakın böyle el işareti yapmış durumda dikkat ederseniz şurada. Böyle olduğunda da bi hayrin ve elhamdülillah iyiyim. Allah hamdolsun anlamında ve Muhammed fadıla doğru böyle elini uzattığında ise keyfe haluke sen nasılsın anlamında. Zaten şurada bakın bir soru işareti var. Demek ki bu bir soru cümlesi. Keyfe haluke anlamında. Bir kere daha tekrar edelim iyice ezberlemek adına. Muhammed kendini gösterdiğinde ene, fadılı işaret ettiğinde ente, fadıl tamam işareti yaptığında bi hayrin velhamdülillah ve Muhammed fadıla sorduğunda keyfe haluke olacak bizim için. Şimdi İkinci bölüme geldik. İkinci bölümdeki birinci alıştırmamız sil, birleştir alıştırması. Fotoğrafa bakacağız ve fotoğraf hangi tabiri ifade ediyor onu anlamaya çalışacağız. Şimdi bizden istediği ente ve ne demiştik? Muhammed Fadıl'ı işaret ederse ente anlamındaydı. Yani burada B'yi işaretleyeceğiz. Sol tarafta bi hayrin hangi resimdi? Bakın hemze sağ taraftaki resim ene idi. Sol taraftaki bi hayrin velhamdülillah idi. Hemen onu işaretleyeceğiz. Muhammed kendisini işaret ettiğinde ene anlamındaydı. Bizden de zaten istediği ene. Sol tarafa geldiğimizde bir sağ tarafta Muhammed var bakın kendini işaret ediyor ene anlamında. B seçeneği ise bir soru işareti yani keyfe haluke anlamındaydı. Onu da bu şekilde ne yapmış olalım? İşaretlemiş olalım. İkinci bölüm yine sil birleştir bölümü. Ene ente bi hayrin velhamdülillah keyfe haluke. Bu tabirler hangi fotoğraflarla resmedilmişti? Hemen hatırlamaya çalışalım. Bakın birinci fotoğrafımız Muhammed'in fadılı işaret ettiği yani ente anlamına gelen ikinci fotoğrafımız aşağıdaki B fotoğrafı Muhammed'in kendisini işaret ettiği yani ene T fotoğrafı bir soru cümlesi yani keyfe haluke ve son fotoğrafımızda fadılın tamam işareti yaptığı bi hayrin velhamdülillahi olacak. Gelelim dersimizin üçüncü alıştırmasına istemiyor dinle istemiyor dinle ve da' alamete sahi ve doğru işareti koy alıştırması Hemen dinleyelim ve duyduğumuz ses hangi resme işaret etmekte onu anlamaya çalışalım. Birinci dinleyelim Evet birinci ene yani B seçeneği. Bihayrin velhamdülillah. İkincisi bihayrin Yani hemze. Üçüncüsü Dördüncüsü de keyfe haluke yani. El Dördüncü evvel. Dördüncü alıştırmadayız. Dördüncü alıştırmamızda yine istemi dinle. İstemi dinle. Ve sahiha. Ve doğru rakamı koy alıştırmasın. Hemen dinleyelim ve dinlediğimiz tabir hangi fotoğrafa aitse onun yanına bir rakamını yazarak devam edeceğiz. Bakalım. 1 Bikhayr ve'lhamdülillah. 2 Isnan. Ente. Evet, isnan ente. Üçüncüsü? Ana. Üçüncüsü Ene. Ve dördüncüsü de, kifahaluk, kifahaluk'e olacak yani en aşağıdaki peltek the işaretim. Gelelim beşinci alıştırmamıza. 5 Beşinci alıştırmada yine aynı şekilde dinlemeye dayalı bir alıştırma istemiyor. Dinle ve dair rakme sahiha ve doğru rakamı koy alıştırması hemen dinleyelim. Birincisi, Ana. ene, ene, İkincisi ente. İkincisi ente. Selasa. Bi hayrin velhamdülillah. Üçüncüsü bi hayrin velhamdülillah ve dördüncüsü de keyfe haluk. Keyfe haluke olacak. Sayın hocalarım hemen buraya da dört rakamını ne yapalım? Yazalım. Geldik dersimizin üçüncü bölümüne. Tebedili suale vel cevabe soruyu ve cevabı değiştir. Me'azemilike arkadaşınla beraber soru ve cevabı değiştir alıştırması kemafil misali örnekte olduğu gibi. Hemen bakalım. Keyfe haluken nasılsın? Keyfe haluken nasılsın? Bi hayrin velhamdülillah. İyiyim. Allah'a hamdolsun. Şimdi biz bunu söyleyeceğiz. Yani biz arkadaşımıza keyfe haluke sorabiliriz. O da bize cevap olarak bi hayrin velhamdülillah diyebilir. Sonrasında tam tersi arkadaşımız bize keyfe haluke diye soracak. Biz de ona bi hayrin velhamdülillah diye cevap vereceğiz. Böylelikle sınıf içerisinde defalarca bu küçük diyaloğu ne yapabiliriz? Tekrar etmiş olabiliriz. İkinci bölümdeyiz. Tebadili suale vel cevabe. Yine soruyu ve cevabı değiştireceğiz. Meazemilike arkadaşınla beraber soruyu ve cevabı değiştir. Kemafil misal örnekte olduğu gibi. Bakalım bu seferki diyalogumuza. Ve keyfe ente ve senin halin nasıl ve sen nasılsın anlamında ve sen nasılsın? Ene bi hayrin ben iyiyim ve elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Bunu da yine aynı şekilde sınıf içerisinde tekrar ederek defalarca okuyacağız ve ezberlemeye çalışacağız. Ve keyfe haluke ente? Ene bi hayrin velhamdülillah. Ve keyfe haluke ente? Ene bi hayrin velhamdülillah diyeceğiz. Gelelim üçüncü alıştırmamıza. Tebe dilil diyaloğu değiştir. Me'azemilike arkadaşınla beraber diyaloğu değiştir. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Bu sefer biraz daha uzun bir diyaloğumuz var. Hemen bakalım. Keyfe haluke sen nasılsın? Bi hayrin iyiyim ve lehamdülillah. Ve keyfe haluke ente ve sen nasılsın? Ene bi hayrin ben iyiyim elhamdülillah. Okuyalım. Keyfe haluke bi hayrin ve Ve keyfe haluke ente ene bi hayrin ve lehamdülillah. Burada öğrenmemiz gereken birisi bize nasılsın dediğinde cevabını vereceğiz Hemen sonrasında biz de ona onun nasıl olduğunu soracağız. İşte bu alıştırma bizlere bu beceriyi kazandıracak. Keyfe <cayfâ> haluke bi hayrin velhamdülillah ve keyfe haluke ente ene bi hayrin velhamdülillah. Dördüncü bölümdeyiz. Bu sefer çok daha uzun bir diyalogumuz var. Tebedilil hivara me'azemilike diyaloğu arkadaşınla beraber değiştir. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Bakalım. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Ma ismuke? İsmin nedir? İsmi Muhammedun. İsmim Muhammed'tir. Keyfe haluke? Nasılsın? Bi hayrin velhamdülillah. İyiyim Allah'a hamdolsun. Ve keyfe haluke ente ve sen nasılsın? Ene bi hayrin velhamdülillah. İyiyim Allah'a hamdolsun. Burada bir önceki dersimizden de me ismuke ismi Muhammedun kalıbı bakın kullanılmış. Önce selamımızı vereceğiz. Tabii ki bu esselamu aleyküm ve aleyküm selam da yine bir önceki dersimizde öğrendiğimiz bir kalıptı. Bu ikisiyle başladık. Sonrasında yeni dersimizde öğrendiğimiz keyfe haluke kalıbını ve ona verilecek cevap kalıbını da yine uzun bir diyalog halinde tekrar etmiş olacağız, hatırlamış olacağız. Bir kere daha okuyalım. Esselamu aleykum ve selam. Ma ismuke ismi Muhammedun. Keyfe haluke bi hayrin velhamdülillah. Ve keyfe haluke ente ene bi hayrin velhamdülillah. Tabi bunu sınıfta yaptığımız zaman arkadaşımıza ismini sorduğumuzda buradaki ismi Muhammedun bölümü değişebilir. İsmi Uthmanu, ismi Ahmedu, ismi Mustafa gibi ama geri kalan yerleri aynı şekilde söylemeye ne yapacağız? Devam edeceğiz. Dersimizin dördüncü bölümündeyiz. İstemi dinle ve raddit tekrar et alıştırması. Dinle ve tekrar et alıştırması. Hemen okuyalım. Darikun, dalalun, dalhatu, darafetun. Latifun Latifetun Sultanun Mustafa isimleri çoğu isim bunların <laughs> ve burada dikkat etmemiz gereken aslında t harfi t harfinin nasıl okunacağına dair güzel bir alıştırma hemen diğer bölümdeyiz burada da yine istemi dinle istemi dinle ve raddit tekrar et alıştırması T harfi ve ona çok benzeyen T harfi arasındaki mahareçlere dikkat etmemizi gerektiren bir alıştırma hemen kelimelerimizi okuyalım. Bale, tele, da be, te be, ta be, te be, da metun, tem metun, darafe terafe dalle telle istetab b istetabe ev evtarun ev tarun em tarun em betara betera ve tade ve tede fit netun fit netun sol taraftayız met met gattun gattun şet şet habeta habete sekata sekate meta mete evet dersimizin bu bölümünün üçüncü bölümündeyiz. İstemi' dinle ve raddit tekrar et bölümündeyiz. Burada yine bir önceki derslerde olduğu gibi bizlere ayeti kerimeler verilmiş durumda. Tabii ki içerisinde bol bol d harfinin geçtiği ayeti kerimeler hemen okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve semâi ve tariq leterke terkebunne tabakan an tabakin ve duri ve kitabin mesdurin li yuhiqqa li haqqa ve yubdila li felen testati'a lehu talaba kul ati'u llaha ve ati'u rrasule ayeti kelimeleri içlerinde bol bol d harfi geçmekte bunlara tabii ne yapacağız dikkat edeceğiz 4 numaralı bölümdeyiz istemi dinle Verfe yedeke me attı. Şimdi burada öğretmenimizi dinleyeceğiz. Ve bize her d harfi dediğinde da diyelim. Her da dediğinde elimizi kaldıracağız. Deneyelim. T. Da. Da. T. Da. İşte bu şekilde her da harfini duyduğumuzda elimizi kaldıracağız. Kerrir me tullab. Öğrencilerin tamamıyla tekrar et alıştırması aynı zamanda bu. Yani sınıf içerisinde böyle diyerek rahatça bu alıştırmayı yapmamız mümkün. Dersimizin dördüncü bölümündeyiz. İntiyakı, konuş alıştırması. Bize verilen bir da harfimiz var burada. Bir de t harfimiz var. Bunları sürekli telaffuz ederek da ve T ayrımına ne yapmamız lazım? Gitmemiz lazım. Altıncı alıştırmadayız. İntikil kelimeti taliyete gelen kelimeleri konuş alıştırması. Gelen kelimeleri konuş alıştırması. Yine baktığınız zaman da ve T harfinin birbiriyle kıyaslandığı bir alıştırma. Hemen okuyalım. Da da e. Te, te, e da e te e davrun tevrun do şet şet da şette olarak da okuyabiliriz bunu daribe teribe istetabbe istetebbe olarak bunları ne yapmış olalım telaffuz etmiş olalım. Geldik 7. alıştırmamıza. Yedinci alıştırmamız istemiyor dinle, istemiyor dinle ve da'ir rakme sahiha ve doğru rakamı koy alıştırması. Dinleyelim. Dinlediğimiz tabire karşılık gelen fotoğrafın yanına ne yapacağız? Önce bir rakamını koyacağız. Dört rakamına doğru ilerleyeceğiz. Dinleyelim öncelikle birinciyim. Vahid. Ana. Evet birinci ene. İthnan. İkincisi, ente. İkincisi, ente. Selasa. Üçüncüsü, keyfe hal? Evet, ne halı ki? Dördüncüsü de, bixairin velhamdülillah. Evet, bi velhamdülillah olacak. Böylelikle yedinci alıştırmayı da geçmiş durumdayız. Bir sonraki sayfamızda yine alfabemiz var. Alfabemizi bir kere daha okuyalım. E, B, T. ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ض ط ظ ع غ ف ق ك ل M, N, H, V, J şeklinde ne yaptık? Alfabemizi okuduk. Bu dersimizde özellikle bakın B harfi ve T harfi bunların üzerinde. Elif B, T'nin üzerinde ve F'nin üzerinde. Bu dört harfin üzerinde şimdi alıştırmalarımızda ne yapacağız? Duracağız. Unzur bak. Unzur bak. Vestemi'a Dinle. Unzur bak, vestemiyat dinle ve kura oku alıştırması. Hemen okuyalım. E, 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 E şeklinde bunları okuyalım. Bir sonraki alıştırmamızda da B harfini okuyacağız. Unzur bak, vestemiyat dinle ve kura oku alıştırması. B, 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 B. B. Üçüncü alıştırmamızda da T harfini okuyacağız. Unzur bak ve dinle ve kara oku alıştırması. T, 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 T. Tabi bunları yazarak da çalışmamız mümkün. Dördüncü alıştırmamızda da unzur bak ve dinle ve kara oku alıştırması. Bu sefer de peltek <laughs> T harfini okuyacağız. F, 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 F şeklinde peltek F harfimizi de okumuş olacağız. Beşinci bölümdeyiz. Da alamete sahi ale harfi hemze. Üç tane kutucuğumuz var. Bakacağız ve hemze harfinin üzerine tik işaretini koyacağız. İlk kutucuğumuzda bakınız hemze ortada. İkinci kutucuğumuzda hemze sağ tarafta ve üçüncü kutucuğumuzda yine hemze ortada bulunmakta. Altıncı alıştırmamızda bu sefer B harfinin üzerine tik işaretini koyacağız. Bakalım B harfi en başta, B harfi en başta ve B harfi en sonda bulunmakta. Yedinci alıştırmamızda bu sefer T harfinin üzerine tik işareti koyacağız. Bakalım T en başta, T ortada ve T ortada bulunmakta. Sekizinci alıştırmamızda bu sefer peltek F harfinin üzerine tik işaretini koyacağız. İlk kutucuğumuzda peltek F ortada, ikinci kutucuğumuzda peltek F en başta ve üçüncü kutucuğumuzda da peltek F en sonda bulunmakta. Beşinci bölümündeyiz bugünkü dersimizin. Unzur bak, ve lahiz dikkat et. Bak ve dikkat et ve kura oku alıştırmasın. Şimdi Ahmedu isminde hemze yani elif harfinin en başta yazılışını görüyoruz. Ahmedu'da en başta. Me'ribunda ortada ve sebe'e de hemzenin sonda nasıl yazıldığını görüyoruz. Şimdi B harfinin Başta, ortada ve sonda yazılışına bakalım. Bedrun'da B harfi başta böyle yazılıyor. Mebrukun'da B harfi ortada bakın böyle yazılıyor. Suheybun'da B harfi sonda bu şekilde yazılmakta. T harfinin başta, ortada ve sonda yazılışına bakalım. Temedurun örneğinde olduğu gibi T harfi başta gelirse böyle yazılıyor. Anteratun örneğindeki gibi T harfi ortada gelirse böyle yazılıyor. İsmet kelimesinde olduğu gibi T harfi sonda gelirse bu şekilde yazılıyor. Son olarak peltek F'ye bakacağız. Başta geldiğinde F bitun örneğinde olduğu gibi peltek F böyle yazılacak. Muthenna örneğindeki gibi eğer ortada gelirse peltek F böyle yazılacak. Gayf'un örneğinde olduğu gibi eğer Peltek T harfi sonda gelirse bu şekilde yazılacak. Bir sonraki alıştırmamız İnseh yani devam et yaz alıştırması. Hemzenin yazılışı bakın bu şekilde biz de aşağıya doğru hemze yazarak devam edeceğiz. B harfinin yazılışı bu şekilde biz de aşağıya doğru B harflerini yazarak ne yapacağız? Bu şekilde devam edeceğiz. Bunları mutlaka yazalım. T harfinin yazılışı, bakın B harfi, B harfi, T harfi ve Peltek T, üçü de birbirine benzeyen üç harf Arapçada. Tek farkları, B harfinde noktanın aşağıda olması, T harfinde yukarıda iki nokta olması, Peltek T yukarıda üç nokta olması. Bunların ayrımını düzgünce yapmamız lazım. Tekrar edelim. B harfi aşağıda bir nokta. T harfi yukarıda iki nokta. Peltek S harfi de yukarıda üç noktadan oluşmakta. Buralara da bol bol ne yapalım? T ve Peltek S'lerimizi yazmayı unutmayalım. Aşağıya doğru yazabildiğimiz kadar yazalım. <laughs> Evet dersimizin son sayfasında dersimizin son sayfasında Eucid, Ucid, El-Fruqat, Tissit'te altı farkı bul alıştırması. Altı farkı bul alıştırması hemen fotoğraflarımıza dikkat kesilelim. Arasındaki altı farkı bulmaya çalışalım. Mesela birincisi bakın şurada buradaki arkadaşımız ilk resimde ra'yı tutarken İkinci resimde vavu tutmakta. Bu birinci farkımız. Şuradaki arkadaşımız ilk fotoğrafta veli tutarken ikinci fotoğrafta dalı tutmakta. Bu da ikinci farkımız. Evet buradaki arkadaş Z'yi tutmakta. Bu doğru. Şuradaki kız çocuğu balon üflemekte. Bu da doğru. En sondaki kız çocuğu dal harfini burada tutmuş. Halbuki aşağıda zel harfi bu da üçüncü farkımız. Aşağıya baktığımızda buradaki kardeşimiz vav harfini tutmakta ama aşağıda ra harfini tutmakta. Bu da dördüncü farkımız. Evet şuradaki elinde top alan çocuk var. Burada Muhammed var tabiri caizse. Bu da beşinci farkımız. Evet ve buradaki arkadaşımızın penyesi tişörtü yeşilken aşağıdaki arkadaşımızınki mavi bu da 6. farkımız olacak. Sayın hocalar. Evet böylelikle kitabımızın 3. dersini bitirmiş olduk. İnşallah dördüncü derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bu kitap sizler için faydalı mı? Ya da çocuklarımızın Arapça öğrenmelerine bir faydası dokunuyor mu? Ya da çocuklarımıza hiç bu videoyu izlettiniz mi? Bu soruların cevaplarını yorum olarak yazarsanız teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.